Bir proje geldi. Sinan Bey'in de soyunması gerekiyor. Böyle bey demek de biraz tuhaf bir şey. Böyle olur ya. Sevgilisinden ya da şeyden bey ya da hanım diye bir magazin ağzı vardı. Yani çok fena bir şey. Yerleşti bir de o. Sinan Bey aslında öyle bir insan değil. Değil. Sinan'ın soyunması gerekiyor, ne yapıyor? Diyelim soyunması gerekiyor, rol icabı. Ya da birisiyle sevişmesi gerekiyor, öpüşmesi gerekiyor. Yani ya bunu da yapma, bak evliliğimiz var. Sonunu düşünüyor musun? Hiç. Ben kesinlikle benim şöyle bir şey, ben oyuna inanırım ve yazılana inanırım. İşim bu. Onun da işi bu yani. Asla Sinan olarak oynamadığını biliyorum. O acting yani. Evet. O bir oyunculuk ve orada yatağa giren onun vücudu değil, öpüşen onun dudakları değil, o karakterin dudakları diye düşünürüm her zaman. O yüzden hakikaten bütün sorumluluğu ona bırakıyorum. Ama yani hani mümkünse göbeğini erit göbekle çıkma derim yani. Hani fit görün. Görünür. Sinan Bey'in var mı acaba burada? Yok, bu konuda yok. Yok, aynen, evet, çok rahat. Yani önemli konuda. Olan rolün hakkını vermek. Aynen öyle. Ne gerekiyorsa. Hani ben onun standartlarına inanırım. O senaryoda neyi gerektiriyorsa doğrudan yapacaktır. Yapmıştır da. Evet. O yüzden hiç beni ilgilendirmez. Oyunculukta sanırım herkesin hedefi sinema filmi çekmek sanırım. Size evet. Çok proje geliyor mu Türkiye'de? Biraz sektör hareketlendi deniliyor, evet, ama siz nasıl görüyorsunuz? Yani bizzat oyuncu olarak sektör. İki ucu var aslında sektörün hareketleniyor olmasının. Birincisi pozitif anlamda birçok oyuncu sinemada şans buluyor. Negatif anlamdaysa biraz artık sabun köpüğü işler yapılmaya başladı. Bu sinemadaki seyirciyi korkutuyor. Çünkü sinemaya gelen seyirci biraz daha elit ve seçilmiş bir tabakadır. Ve oraya hani bilerek ve isteyerek, seçerek gider. Biz yavaş yavaş artık seyirciyi Türk sinemasından bence uzaklaştırıyoruz. Çünkü birinci sınıf işler yaptığımızı pek söyleyemeyeceğim. Evet. Söz konusu birinci sınıf işler var. O da maalesef hala onu geçmiyor bir sezonun içerisinde. Şimdi bu birinci sınıf meselesi de çok konuşuluyor, tartışılıyor. Evet. Çünkü sınıf hangi sınıf deniliyor? Mesela Sinan Çetin bunu vizyon kaç kişinin izlediğinden biraz ölçüyor. Mesela Yumurta'yı bayağı bir yerin dibine batırdı. Oysa Yumurta çok fazla ödül alan bir film. Mesela siz projelerde hasılat ya da şey olarak bakıyor musunuz? İçerik olarak hangisine öncelik veriyorsunuz? Nasıl bir yaklaşım? Ekibe çok önem veriyorum. Yani kim yazmış, kim yönetiyor, kim nereden oluşuyor o ekip? Ve tabii ki hani her şeyin başı tabii ki senaryo. Yani senaryoya inanmam lazım. O senaryoyu oluşturan parçaların da çok iyi tamamlanmış olması gerekiyor. Ama şeye de inanmıyorum ben. Birinci sınıf, beşinci sınıf, onuncu sınıf filmler yapılsın. Yani kötü filmler de yapılmalıdır. Yapılmalıdır, olsun. Zaten hani çıkmadan kötü olduğunu bilemiyorsunuz. Kimse kötü bir şey yapacağım diye hareket etmiyor. Herkes mükemmel bir iş yapacağım diye yola çıkar. O yüzden de ben yapılabildiği kadar çok yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu bir egzersiz. Yapacaksınız, bozacaksınız, düşeceksiniz, kalkacaksınız. Hani kötüsü olacak, kötülerin arasından iyileri yukarıya çıkmaya başlayacak. O yüzden o uzun bir yol. Sinan Bey, bu görüş ayrılıkları evde bir kavgaya yol açabilir. Görüş ayrılıkları. Gördüğüm kadarıyla bayağı bir görüş ayrılığı var. Hani bu bir... Yok, İlişkinizi besliyor mu yoksa daha bir şey oluyor bu tür şey farklılıklar? O kadar kuvvetli kavgalar yaşamıyoruz. Yok. İşte gördüğünüz gibi mi? Yani. Hani bu biz durum. Biliyoruz, farklıyız bu zaten. Ama gördüğüm kadarıyla bayağı konuşacak konunuz var. Var. Farklı çok var çünkü. Evet. Şey yapıyor. Peki gerçekten sen ne düşünüyorsun? Mesela Yumurta gibi bir projede mi yer almak istersin? Yoksa hasılatı daha yüksek ama daha... farklı bir yönetmeni. Ya ben Yumurta gibi, yani şimdi isim vererek konuştuğumuz zaman aslında... Ya da bu tür yalnız... sanatsal bir film demek. Tabii ben Art House'ları biraz daha tercih ederim açık söylemek gerekirse. Ha, ama bu şey demek, ben gişe filmlerini tercih etmiyorum diye bir şey yok. Sonuçta ben de popüler bir işin içerisinde bulunuyorum, televizyon gibi. Evet. Ama sinemada çok popüler işlere kaçmayı düşünmüyorum açık söylemek gerekirse. Ben gerçek olması taraftarıyım. Evet. Hani böyle sulu sepken ya da tam tersi içine 3-5 tane ünlü serpiştirelim, tanınan insan serpiştirelim de o gişe yapsın noktasını pek sevmem. Son dönemde sevdiğiniz filmler ne mesela? Son dönemde bu da zor biliyorum. Mutluluk. Mutluluk. Evet. Mutluluk. Beğendiniz mi? Çok beğendim. Kesinlikle çok oyunculuklar beğendim. Gerçekten çok iyi. Arkadaşlarımız ödüller diye söylüyor. Yerini buldu diye düşünüyoruz biz gerçekten. Çok. Geçen gün Abdullah Oğuz'la karşılaştık. Dedim ki hangi mutluluk Abdullah Bey? Bir kısası bir uzunu var konuşuluyor. Doğru, evet. Oynamak istediğiniz bir rol var mı? Son olarak onu sorayım. Hani, ya şöyle bir rolde oynamak isterdim ya da hani şunun filmi çekilse de ben de şöyle bir şeyde oynasam dediğiniz, bir hayalini kurduğunuz ya da şu yönetmenle çalışayım dediğiniz. Benim hep çok tarihi karakterlerden sinemada şansım gitti. İşte Latife ile başladı, sonra Nazım Piraye ile devam etti. Şimdi ben Cahide Sonku istiyorum. Çok. Cahide Sonku. Evet. O çok var mı böyle bir proje? Hayır, hiç böyle bir şey yok. Neden ama yok onu da sormak lazım. Bu kadar renkli bir hayat. Bilemiyorum ama hani Nazım projesi olmadan önce de ben hani bir programda böyle demiştim. İnşallah bir gün bir Nazım işi olursa Piraye
olmak isterim demiştim. Ondan 2 sene sonra Piraye oldum. Konuşmamla hiç ilgisi yoktu. Bunu da gönderiyorum 2 sene sonra Cahide Songusu olmak mesajı isterim. Mesajı umarım gerekli öğretmenler ve senaristler almışlardır. Ya, inanılmaz bir hikaye, inanılmaz bir hayat hikayesi. Niçin duruyoruz? Böyle bir elimizde hikaye varken. Niçin duruyorsunuz Sinan Bey? Bakın mesela hani. Evet, çalışıyoruz efendim. Çalışmıyor değiliz. Senaryo yazıyoruz. Hani yazıyor uğraşıyoruz musun? Senaryoyla tabii. Evet. Hani... Senin oynamak istediğin bir rol var mı? Var. Ne mesela? Fatih çok oynamak istiyorum. Çok Fatih Terim. Fatih Terim de olabilir. Bu son Avrupa meseleler. Galatasaraylı olarak. Sultan olan Fatih. Öbür Fatih. Öbür Fatih. Eski Fatih. Onu çok oynamak istiyorum gerçekten. Ve tabii hani Atatürk o çok... Hele şu anda tartışılırken... Peki. Onu da söylemek isterim ki çok isterim. Çok çok teşekkür ederiz. Biz Bayram Nisli'nin konuk olduğunuz programımıza. Mutlu, barış için güzel tartışmaların olduğu bir evlilik diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Tekrar iyi bayramlar. Beşte birkaç çok kısa bir ara vereceğiz. Ardından programı bugün toparlamanın zamanı gelecek.